Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte multiplayer'da yardıracağız arkadaşlar. 1.32 güncellemesi multiplayer'a nihayet geldi arkadaşlar. Şu anda zaten görüyorsunuz. Neredeyse herkes de artık böyle aynı renk dorseler falan mevcut. Bakın görüyorsunuz zaten. Dorseye bakın. Jantları falan da yapmış adam. Bak fişek gibi olmuş abi. Görüyor musunuz? Yani oyun çağı atladı arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın şu anda ben Paris'teyim. Lastikler dönmüyor mu? Yo, dönüyor. Az önce bir dönmüyor gibi oldu ama gayet güzel gidiyor abi. Solda da gidiyor bakın. Görüyor musunuz? Modifiye tipleri artık hani böyle olacak. İnsanlar aynı rengi yapacak. Bak mesela bu böyle bir modifiye yapmış. Şimdi arkadaşlar benim garajım Paris'te olduğu için şu anda Paris'teyim ben. Şöyle göstereyim. Tırım burada bu arada. Tırım burada. Şimdi arkadaşlar G'ye bastım. Buradan dorse yöneticisine giriyorum. Zaten göstermiştim. Bakın burada dorselerim mevcut. Şöyle. Şöyle. Ben bunu alacağım. Şu anda uyumlu olan bu. Kullan diyorum. Hemen satın alalım. Satın alalım diyorum. Hemen garajımda aldım. Şimdi bunu hemen Paris'e getirmiş olması gerekiyor. Arkamızda olması gerekiyor. Evet. Şu anda taktı. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir ben bir kurtulayım şuradan. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar. Şu uyuma bakar mısınız? Şu uyuma. Çizgi birazcık yüksek kalıyor ama. Ya şuna bakar mısınız? Fişek oldu fişek. Yani şu güzel değil mi abi? Şu güzel değil mi? Şuna bakar mısınız ya? Şu güzel değil mi abi? Şu güzelliğe baksana jantlara, renklere, siyahlı. Şimdi arkadaşlar ben sizin daha fazla görmeniz için buradan direkt Duisburg'a gideceğim. Orası da çok kalabalıktır ama yapacak bir şey yok abi. Bak bu adamın modifiyesi de bu şekilde. Şimdi bu dorse arkadaşlar boş bir dorse. Yani kendinizin artık bu dorse arkadaşlar firmadan almıyorsunuz. Sizin satın almış olduğunuz bir dorse. Şimdi bununla direkt ışınlanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi ben buradan Duisburg'a gideceğim. Buraya git dediğimde dorse ile tırı ayırması gerekiyor. Tırı garajda koyacak. Dorseyi de garajın arka tarafına koyması gerekiyor. Öyle olursa hiçbir sıkıntı yoktur. Bakalım aynı öyle mi olacak? Duisburg'a şu anda geldik. Bayağı kalabalık herhalde. Dorsem, evet dorsem orada. Bakın ben beyazlığını gördüm orada. Hemen şöyle geri geliyorum. Bunu niye böyle yapıyor bilmiyorum. Hani birleşik koysa daha güzel olabilirmiş. Hani Paris'te nasıl dorseyi aldık ya. Her neyse buna da şükür abi. Şimdi herkes aynı yerde spawn oluyor. Bir de o durumu var. Alalım abi. T'ye bastık. Burada 134 kişi var abi. Allah size nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çok kalabalık. Bu arada Skoda da yenilendi. Onu da diğer videoda göstereceğim arkadaşlar. Sizlere Skoda da bayağı bir değişiklikler falan mevcut. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Burası çok kalabalık. Bu arkadaş buradan dönmeye çalışıyor ama biz şu sağdan gidersem dönebiliyor muyum bakayım? Buradan ters oluyor. Oo yok. Buradan soldan gideceğiz. Evet soldan çıkıyorum abi direkt. Evet görüyorsunuz şu anda nasıl hızlanıyor zaten. Yani hızlanması bile fark ediyor. Çünkü boş dorse. Yani bunun sadece kendi ağırlığı var. Bakar mısınız şu ışıklı ışıklı dorseme ya. Şöyle ışıklarını bir kapatayım anlayacaksınız zaten. Bak açıyorum abi ışıklarını. Üstten bir bakın. Görüyor musunuz yanıyor. Yanıyor abi. Rengarenk. Ben siyah yaptım abi. Hani bir sürü rengi var. Artık videoların devamında göreceksiniz diğer renkleri de. Bir de burada ben size göstereyim diye. Al işte bak. Ters yönden geliyor. Ben size burada göstereyim diye bir de arkadaşlar bu yolda sürüyorum. İnsanların modifiye tarzlarını bir görün diye. Bak bu arkadaşın rengi mesela. Mükemmel olmuş abi. Baksanıza modifiyeye. Adam ne yapmış abi? Oğlum fişek olmuş bak mesela. Burada Skoda var. Skoda'nın jantlarını mantlarını bir sürü şeyi var bakın. Görüyor musunuz abi? Skoda mükemmel. Onu da göstereceğim. Şimdi pek göstermeyeyim. Tadı kaçmasın. Aa çift dorsa alınıyor muymuş burada? Bak bunun şeyi tam tutmuş. Scania ile tam tutuyor demek ki çizgisinin hizası. Bak çizgi tam tutuyor Scania ile. Görüyor musunuz? Hizası tutuyor. Benim şeyde tutmuyor bak. Biraz kayık bende. Volvo'da tutmuyor arkadaşlar. Evet. Vallahi değişik modifiye tarzları görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok abi. Oyunu bilenlerin hepsi bakın. Görüyorsunuz abi şu renklere renklere bakar mısın ya bak. Şu dorselere bak. Oyun şenlendi şenlendi. Oyun şenlendi arkadaşlar. Bak burada otobüs duruyor. Burası da yenilenmiş Duisburg arkadaşlar. Almanya bölgesini komple yeniledi SCS çalışanları. Görüyorsunuz abi bakın. Şu modifiye tarzlarına bakın. Artık neler neler göreceğiz ya. Neler neler göreceğiz arkadaşlar. Neler neler göreceğiz. Yani bu daha bir şey değil arkadaşlar. Bunlar daha bir şey değil. Hani şöyle söyleyeyim. İnsanların hani
nasıl denir? Modifiye tarzları, işte renkleri, boyaları, düşünce tarzları farklıdır ya. Aynı o şekilde siz en iyisi buymuş derken bir bakacaksınız. Ulan bu ne güzelmiş deyip bunu yapacaksınız mesela. Bak bu bana göre çok kötü mesela. Dorse ile tırı çok alakasız bir renk bana göre. Ama belki bazısına mesela şu videoyu izleyen bir kişiye belki hoşuna gidecek yani bak. Bana göre böyle uyumlu renk olması daha mantıklı ama bu adam lastiği unutmuş. Los Angaralı. Lastiği unutmuşsun kardeşim. Hop yeşil yandı, ilerleyelim abi hemen. Buradan sağdan gideceğiz ama. Neyse dönelim, sıkıntı yok. Yol boşken dönelim zaten, sonra ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Oyundaki şeyleri de değiştirmişler galiba bu arada. Bak bu mavilikleri de bir değiştirmişler haritadaki. Ya bilmiyorum, bana öyle geldi abi. Sanki biraz daha böyle mavimsi gibi geldi yani. Bilmiyorum, bir değişik geldi. Yani bir değişiklik, bir şey var gibi geldi ama neyse. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz abi. Görüyorsunuz makineyi, görüyorsunuz yani jantlar. Yani bence benim jantlar falan çok güzel oldu abi, böyle arka özellikle baksanıza. Jantlar, lastikler benim çok güzel oldu abi. Parlıyor baksanıza resmen. Şu ışıklarda bir durayım. Bir orada bir bakalım. Şurada bir bakın. Bakın abi bence güzel oldu yani modifiye tarzı. Değil mi? Fena değil. Bence güzel abi. Fena değil. Hızlanması çok güzel abi. Çünkü artık şey yok yani. Dorse boş. Görüyorsunuz. Vallahi ben yük taşımayacağım. Bak şu anda bir yükünüz yok. İstediğiniz şekilde garaja maraja gidebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir şey yani. İnsan Dorse aramakla bulmakla uğraşmıyoruz artık abi. Allah kafa rahat ya. Kafa rahat abi. Çok güzel oldu bu. Buradan sola döneceğiz. Şu adama bir yol vereyim ben. Bu bana yol verir mi? Vermez. Aa Kospir. Kospir yol ver lan. Kospir be. Aa aynı. Oğlum ne olmuş senin? Oğlum Volvo'da bug mı var? O ne öyle? Kospir geldi, Kospir. En iyi modum be. Oğlum Volvo'da ne var senin öyle? Dur bakayım, nerede Volvo? Uyanlar. Aa o yanlar ne lan öyle? Modifiye şeyin mi acaba? Oğlum o ne öyle? Bu ne yapıyor abi? Bu ne yapıyor anlamadım ki. Adam yolu kapattı. Burada dönebiliriz artık. Gelen giden yok çünkü arkadaşlar. Burada dönebiliriz. Kamera biraz bozulmuş diyecektim. Düzeldi şimdi. Abi görüyorsunuz ya valla. Güzel yani modifiye tarzı. Modifiye tarzı güzel yani. Daha bir sürü modifiye tarzı göstereceğim arkadaşlar ben sizlere. Hiç merak etmeyin yani. Her videomda değişik bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani hiç merak etmeyin abi. Hiç merak etmeyin. Evet görüyorsunuz. Yenilenmiş Duisburg yolu arkadaşlar. Böyle daha düzgün bir yol olmuş. Yani sağ tarafı daha rahat park ediliyor artık. Aynı hizaya getirmişler yolu. Hani biraz daha bozuk falandı bakın. Skoda geçiyor efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Skoda solluyor. Sollar. Bu arada haritadaki şeyler, logolar değişmiş gibi biraz. Mavilikler bana öyle geldi. Bana öyle geldi arkadaşlar. Bir de yeni Scania ile falan denemek lazım modifiyeyi arkadaşlar. Hani şey boyasını moyasını. Dorse'yi. Hani benden görürseniz yapın arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani, hiç çekinmenize gerek yok. Benden gördüğünüz şeyi yapın arkadaşlar, bakın. Bunu beğendiniz mi? Yapın hemen. Durdurun videoyu böyle çok net gözüken bir yerde. Mesela jantları olsun, boyasını olsun. Hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Durdum. Şöyle göstereyim bir daha. Bakın efendim. Bakın. Bakın şöyle bir gösterelim. Bakın jantlar böyle. Runner yazıyor. Bakın siyah. Üzerine beyaz. Daha bunların Michelin'leri falan gelecek herhalde diye tahmin ediyorum. Dorse'nin şey lastiği bu şekilde. Daha bunun bir sürü şeyi gelecek. Bakın bu Volvo niye böyle bir garip geldi bana bu yanları. Şurası bir garip geldi oğlum bana ya vallahi. Boyasından herhalde bakayım. Bak bende biraz daha şey sanki orada biraz daha farklı gibi, görüyor musunuz sanki? Ekstra bir şey var gibi. Bu Mercedes bakın. Mercedes'in de biraz kayık, görüyor musunuz? Tam tutmamış. Mercedes'te de biraz kayık. Bu öndeki Alman galiba. Renge baksanıza. Jör zaten belli. Çok güzel yapmış ama siyah siyah. Görüyor musunuz? Şey gibi. Askeri bir araç gibi olmuş arkadaşlar. Askeri modifiye gibi olmuş. Bana yol veriyorsun ama benim dönecek yerim yok kardeşim. Geç sen geç. Benim dönecek yerim yok ki. Geçeceksin abi, yol veriyorsun da eyvallah. Benim dönecek yerim yok abi.
Ha biz enayiyiz. Sen oradan açıktan dönüyorsun. Biz enayiyiz kardeşim burada. Oh kazalar kazalar. Allah Allah. Ben de diyorum ne eksik ne eksik. Meğersem kaza eksikmiş. Ben de diyorum ne eksik acaba? Oğlum bunlar çift dorseyle falan geliyor lan. Yasak değil mi oğlum çift dorseye? Adamlar çift dorseyi falan soktular ha şeye. Yasak değil herhalde demek ki çift dorse. Neyse biz sürelim abi. Yani yasak olsa zaten oyundan kilitlenirlerdi otomatik olarak. Demek ki yasak değil. Yardıralım. Birazdan şey bitecek. Bu yol bitecek. Keşke Duisburg Kalesi yolu tamamen böyle yapılmış bir halde olsaydı daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Yani keşke. Herkes artık bu Dorse'den alacak belli. Arka 3 lastik. Lastiklerin bir tanesi dönebiliyor şu en arkadaki lastik. Direksiyonun açısına göre hani nasıl diyeyim dönüyor arka taraf. Hani daha kolay oluyor dönerken arkadaşlar. Daha rahat bir nasıl diyeyim hani viraj alıyor. Daha stabil bir viraj alıyor benim için. Yanaşırken de dar alanda dönerken de arka lastik döndüğü için tırı da döndürüyor. Aha burada bir şeyler olmuş. Dorsa modifiyesini çok göreceğiz herhalde. Bakalım daha ne kadar değişik şeyler göreceğiz acaba. Ben onu çok merak ediyorum. Bak bu da polis gibi yapmış kendini. Görüyor musunuz? Çakma polis gibi yapmış bak. Yani daha ne fikirler göreceğiz arkadaşlar. Bu multiplayer'da insanların düşüncesi yani sonu yok abi bunun. Daha neler neler göreceğiz. Allah 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 senin yapacağın işi. Ruski. Neyse ben aradan geçeyim gideyim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bende. Bende hiçbir şey yok. Ben P-Info'yu alayım da belki raporlarsınız. P-Info 3256 arkadaşlar raporlamak isterseniz eğer. P-Info'yu almış bulunmaktayım. Vallahi raporlarsanız yorum olarak "Aa ben raporladım" diye yazarsanız sevinirim. Bakalım ilk kim raporlayacak bu arkadaşı. Evet yardırıyoruz efendim şu anda. Yolumuz açık. Yolumuz güzel. Ama birazdan bitecek yol. Nerede bitiyor şu? Virajı aldıktan sonra yol bitecek. Şu virajın sola doğru dönüşünden sonra yol bitecek arkadaşlar. Burası değil bundan sonrakinde bitecek. Öyle hatırlıyorum. Bu beyaz yapmış. Sade bir beyaz. Ekstrası yok. Buradan şimdi sağa dönüyoruz. Şimdi sola dönüşte bitecek diye tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum. Evet. Burada bitmesi lazım artık. Bu sola dönüşte bitmesi lazım. Evet bitti. Görmüş oldun değil mi? Biliyorum abi. Biliyorum ya. Tecrübe. Evet. Görmüş olduğunuz gibi efendim. İlerlemekteyiz. Bu da siyah yapmış benim gibi bir şey. Ama üstünü kırmızı branda gibi yapmış. Üste branda bırakmış görüyor musunuz? Branda payı bırakmış üstte. Adam kral ya. Yapmış abi. Bunun doğrusu biraz daha farklı ama tipi. Benim tipine göre onunki biraz daha farklı. Ama bunun inşallah böyle dorselerin DLC'si falan da çıkar yani. Ne bileyim hani. Böyle modifiye parçaları olsun, ışıkları olsun, bir şeyler olsun. Umarım çıkar abi. Ya çünkü şu andaki ışıklar falan çok az abi ve onlar otomatik. Hani bir tanesini takıyorsunuz otomatik her tarafa takıyor. Yani kendiniz istediğiniz şekilde ışık takamıyorsunuz mesela. Yani bir tanesini söktüğünüzde hepsi sökülüyor. Öyle söyleyeyim. Anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Bu da pilot görmüş olduğunuz gibi. Daha bir sürü modifiyesi var göstereceğim abi Skoda'nın. Yeni Skoda bence çok güzel olmuştur ya. Vallahi hiç sürmedim ama yeni Skoda bence çok güzel olmuştur. Vitesi düzeltmişlerdi diye tahmin ediyorum artık. Biliyorsunuz vites problemi vardı yeni Skoda'da. Eski Skoda'da. Yeni de düzeltmişlerdi diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani bence öyle olmalı. Yani 1.32 geldi sonuçta. Yani Almanya bölgesini de çok şey yapıyorlar arkadaşlar. Hani yoğunluk olarak bakın ediyorlar. Çünkü orası da yenilendiği için. Hani çok fazla kalabalık da vardır oralarda. Bakalım. Hatalı bir sollama var burada. Hatalı bir sollama var görüyorsunuz. Aralardan geçip gidiyor abi işte. Skoda arkadaşlar. Skodalar yine bildiğimiz gibi efendim. Oyunda başka bir değişiklik. Vallahi ekstra bir ne var? Yani Dorse abi en önemlisi burada Dorse ya. Dorse işi bitirdi arkadaşlar. Dorse olayı işi bitirdi. Dorse olayı işi bitirdi abi. Zaten en önemli şey burada Dorse. Yani insanların modifiye tarzı ve Dorse. Bakın arka lastikler nasıl dönecek şimdi onu göstereyim sizlere efendim. Bakın
Görüyor musunuz? Arka lastiği görüyor musunuz? Bakın nasıl döndü. Bakın, bu arka lastik böyle dönüyor. Bakın düz oldu yine. Hani dönerken size yardımcı oluyor arkadaşlar bu arka lastik. Onu söyleyeyim, onu göstereyim dedim sizlere. Bakın burada bir modifiye tarzı daha. Siyah, beyaz, yeşil gibi bir şey. Karışık böyle yeşille beyazın. Biraz daha sarısı gibi. Burada yemyeşil bir tır. Fosforlu yeşil arkadaşlar, görüyorsunuz. Herkesin modifiye tarzı farklı abi işte. Şimdi işler değişecek abi. Şimdi işler değişecek. Aa, neler neler göreceğiz acaba, hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum vallahi. Şurada bir sağa çekelim artık. Şurada bir sağa çekelim. Ben size menüden bazı şeyleri göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar sağa çektik. Şimdi menü biraz değişti. Menü de değişti. Ben bunun zaten güncelleme videosunu çekmiştim. Burada dorse parçaları mevcut. Hani şöyle gösteriyor size şu andaki dorsenizi falan. Satın almak için de arkadaşlar galerisi. Buradan bakın, burada dorse tipleri var. Bakın böyle görüyorsunuz. Çift dorse, perdeli çift dorse diyor. Burada normal kuru yük bilmem ne, soğutuculu çift dorse falan, normal yalıtımlı diyor. Hani bir sürü tarzı var. Bunların kendi ağırlığı marlığı var da, yük yoksa sıkıntı yok yani, yardırıyor gidiyor. Yani arkadaşlar onun haricinde direkt ışınlanıyorsunuz. G'ye bastım mesela. Yenilenmiş bir yere gidelim abi. Neresi yenilendi bir dakika. Almanya, Frankfurt, Dortmund, Duisburg. Nereyse Köln, Erfurt bunlar. Yani Almanya'nın göbeğine gidek. Dortmund. Dortmund mudur acaba Almanya'nın? Hamburg mudur acaba? Hamburg. Yani nereye gideyim ki, kafam karıştı yani. Bir Dortmund'a gidelim bir. Ya da Kassel'e mi gitsek? Hannover var. Hamburg'a gidelim biz. Hamburg'a gidelim. Git diyelim bakalım. Hani Almanya'da yenilendiği için bayağı bir yoğunluk olması gerekiyor buralarda. Bilmiyorum şu anki durumun nasıl olduğunu bakayım. Yani 25 kişi var bile, görüyorsunuz yani. 25 kişi az değil yani. Bu arada dorsemiz buraya gelmiş bile arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Dorse buraya geliyor böyle. Geliyorsunuz geri geri. Löpçük diye takıyorsunuz bakın böyle. Löpçük diye taktınız abi dorseyi. Şu anda her şey hazır. Bakın görüyorsunuz modifiye tarzlarını. Ben size şöyle göstereyim belki. Hani biraz fikriniz değişir. Evet arkadaşlar, durum böyle 1.32'de. Ben size daha bir sürü şeyler göstereceğim arkadaşlar. Ama bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca fikirlerinizi mutlaka yorum olarak yazalım. Hani güncellemeyi beğendiniz mi? İşte dorsenlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Modifiye tarzları düşündüğünüz, yani dikkatinizi çeken bir şeyler var mı? Mutlaka yorum olarak yazalım. Oyunun hatası var mı? Onları da yazalım arkadaşlar. Ya da böyle insanların bilmediği değişik bir şeyler var mı? Onları da mutlaka yorum olarak yazalım arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.